Merhaba, bugün pouring efekt yapacağız. Malzemelerimiz rich pouring efekt, fileotrel ve bir yağ. Tabii ki boyalarımız. Boyalarımız da elimizde kalan diğer renklerimizle bu şekilde değerlendirmek için bardaklarımıza her birine renklerimizi hazırladık. Bir oranda boya koyduk, bir oran daha pouring efekt koyduk ve koyduğumuz oranların da yarısı kadar fileotrel ekledik. Onları tam karışımlarını yaptıktan sonra az miktar hepsine yağdan bıraktık ve istediğimiz oranlarda üst üste bardağımızın içine bu şekilde dökerek üst üste hazırladık boyamızı bardağımıza. Şimdi zeminimizi de daha önce bir boyadık ki şimdi hazırladığımız zemin üzerinde biraz gezinmeler yapacağım önce. Keyifli bir şey. Zaten ahşabın üzerine boyalarla ne çalışırsanız çalışın, her zaman güzel keyifler veriyor. Hele ki pouring efekt resmen bir terapi. Zeminde elimize alıp yapmıyoruz bu sefer. Kullanacağımız şeyi bu şekilde kullanacağım. Böyle yapıyorum ve baş aşağı edip altından çekiyorum. Yakın alabilirsiniz Dilek Hanım. Hafif hafif salıyorum. Çok fazla oynatmak istemiyorum. Hafif kendi yayılımları olsun istiyorum. Şeyi açabiliriz. Türümüzü. Bir dakika, şunları alalım. Biraz kısarak. Çekirmizimizi de gezdiriyoruz şimdi. Evet, kapatabilirsiniz. Tamamen sıkıca kapat. Şimdi biraz daha hareket vereceğiz. Görüyorsunuz hücreleri üzerinde. Çünkü fileotrel ve yağ ekleyerek güzel bir doku çıkartmasına yardımcı olduk boyalarımızın. Değişik hücreler çıkıyor, bakın gördünüz mü? Volkanik patlamalar.
İşte Pring'in bu güzel sürprizleri insanı mutlu ediyor. Biraz arada yardımcı olalım kaymasına. Bunu kurutma makinesi, saç kurutma makinesiyle de yapabiliriz. Ancak kuvvetli olmamalı o. Ateşini de böylece tamamladık. Tamamen artık sarmasını da sağladık.
Evet. Bugünkü kuring çalışmamızın sonucu bu. Bence çok doğal, hoş bir görüntüsü oldu. Kenarlarını da böylece akanları toplayacağız. Kuruması 2 günümüzü alacak ortalama. Hücreler gayet güzel. Kullandığımız renkler çok güzel yerlerden çıktı. Sonuç bizi mutlu etti. Görüşmek üzere.